Merhaba bayanlar. Size gala çiçeğini anlatacağım. İlk önce zürafamızı çekiyoruz. Çektikten sonra şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.'ye yapıyorum. Zürafaya ipimi düğümledim. Şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. Dört zürafa yaptım. Geri geliyorum. Köprümü yapıyorum. Şimdi üç zürafa yapacağız buraya. Tekrar geri geliyorum. Köprümü yapıyorum. Ve 200 zürafa kaldı. Şimdi son yaptığım içinden geçiyorum. Sadece düğüm yapıtıyorum. Şimdi bu tarafa geliyorum. İlk zürafaya. Şöyle büyük bir tane fırfır yaptık. Köprü de diyebiliriz. Çünkü içine bunları yapacağım için büyük yapıyorum. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapacağım. Burada ipime 2 kere doluyorum. 1 2 ve 3. zürafa. Arttırma tekniğiyle arttırarak devam ediyorum. Dört oldu. Ve 5. 5'ten sonra eksilteceğiz. Düğümledim. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Zürafalarıma devam ediyorum. 4 tane zürafa olacak. Dört tane zürafa aldım. Şimdi buradaki zürafaya geliyorum. Köprümü yaptım. Ve bir tane pırpır yapıyorum buraya tekrar. Üç tane zürafa alacak.
İlk zürafaya geldim. Tekrar buraya bir tane pırpır. İki tane kaldı. Ve bir tane zürafa. Buraya da pırpır yapacağım. Bu şekilde olacak. Şimdi buradaki pırpırların aynı durması için, yanda durması için bu sefer tersinden yapacağım. Gene 3 zürafa ile başlayıp 5'e kadar arttırıyorum. 5'ten sonra da eksiltme tekniğiyle eksiltiyorum yaprağımı. Ben yapraklarımı bitirdim. Şimdi gala çiçeğimizi yapacağız. Renkli ipimi aldım. Parmağıma doladım. Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapacağım. Üç tane zürafa yaptım. Geri geliyorum. Köprümü yaptım. Battığım yere tekrar batıyorum. Arttırma tekniğiyle. Yanındaki zürafa. Ve sonuncuya. Ve tekrar sonuncuya. Bu şekilde arttırmış oluyoruz. 8 tane olana kadar arttıracağım. Sekiz tane zürafa yaptım. Şimdi eksiltme tekniğiyle bir tane kalana kadar eksilteceğim. Eksiltirken bu baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Başları bu sefer iki kere batmıyoruz. Arttırırken iki kere batıyoruz. Zürafa yapıyoruz başları. Eksiltirken yapmıyoruz. Geri geliyorum. Köprümü yaptım. İpimi düğümledim ve yanındakine geliyorum. Bir tane kalana kadar eksilteceğim. Sonuncu ve sonuncuya da tekrar batıyorum. Düğümü attım. Ve buradan kesiyorum. Şimdi buradan kalan ipimiz vardı. Bu ipi güzelce çekiyorum, şöyle katlayarak çektim ve kesiyorum.
Bu yaptığım mı iki köşeleri denk gelecek şekilde katladım. İpimi aldım ve buradaki zürafalardan tutturuyorum. Bir tane düğüm attım. Ve 3 tane zürafa yapacağım. Zürafalardan geçirerek. Zürafaların içinden geçiriyorum iğnemi ve düğüm atıyorum. İkinci oldu. Ve bu üçüncü. Üçüncüyü de yaptım. Şuradaki ipimi de keseyim. Şu şeklimizi aldık. Burada yapacağımız şey her bir zürafanın bu kenarlardaki zürafaların içine batarak kuyumcu kafesi yapacağım. Sırasıyla. Zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya iğnemi geçiriyorum. Geri geliyorum. Ve yanındaki zürafaya batıyorum. Şöyle. Geliyorum zürafaya batarak. Bir tane zürafa yapıyorum. Geri geliyorum. Ve yanındaki zürafaya. Bu şekilde çevresini döneceğim. Her bir zürafaya batın atlarsanız güzel görünmez. Ben iğnemi DMC 24 kullanıyorum. Eğer çok ince gelirse iğneniz DMC 26'yı da alabilirsiniz. O da güzel. Bu tür iki kere dolayarak yaptığım şeylerde özellikle yaprak, çiçek, gül yaptığım şeylerde muhakkak ince iğne kullanıyorum. Şöyle. Bu gala çiçeğini tesbih yapmak isterseniz, yani büyük gala çiçeği yapmak isterseniz ölçülerini arttırın. Mesela ben 8'e kadar arttırdım. Bu çember için olan havlu kenarı da yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz ve 15'e kadar arttırabilirsiniz. Kenarlarını yaptım. Ve kesiyorum. Görünüşümüz bu. Şimdi ortasını yapacağım. Bu ipi ortasını yaparken ipi ben uzun bırakacağım. Geliyorum. Buraya 4 tane zürafa yapacağım.
4 tane zürafa yaptım. İpimi çektim. Şimdi ilk zürafaya batacağım. Yanındakine. Şimdi bunu küçük bir boru yapacağız. Yaklaşık 6 sıra yapsak yeterli olacak sanırım. Şu anda 3 oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun sırasını sayarken nasıl yapacaksınız? Şu çukur yer, bir tane çukur kalıyor. Orası her zaman başlama noktasıdır. Ben sayarken şekilde sayıyorum. Çapraz olarak 1, 2, 3 diye. Daha 3'müş. 4.'cüyü yapacağım. İlk yaptığım zaman zorlanıyordum ben saymakta. Yaptıkça alıştım. Sizler de alışırsınız. 4. Beş. Beş olmuştu. Altıyı tamamladım. Altı sıra küçük geldi gözüme. Yedi yapacağım ben. Ben son sıraya gideceğim. Ve sonuncu. Şimdi burada bitirmek için yapmamız gereken her bir zürafanın içinden teker teker geçirin. Ve güzelce ne sıkın, birleşsin. Birleştikten sonra buraya bir tane düğüm atın. Düğümü attık. Tabii ki burada düğümü kesersen çok pis görünecek. O yüzden ben bu tür şeylerde içinden geçiriyorum. Şöyle içinden geçiriyorum borunun. Bu taraftan çıkmayacak. Şöyle içinden geçirin boşluktan. Herhangi bir yerden çıkarın. Ve ipinizi kesin. Düzelterek
Fazla gelirse tekrar alın biraz. Evet. Şöyle temiz olacaktır. Şimdi burada fazlalık ip bırakmıştım. O ipi iğnemden geçiriyorum. İpim açıldığı için zor oldu. Bu yaptığım gala çiçeğinin iğnemi içinden bu tam ortasından boşluk kaldı alttan, oradan geçiriyorum. Geçirdik. Bu iki yaprağın arasında bir boşluk oluştu. Bu boşluğa bunu düğümleyeceğim. Şöyle tersinden alın. Arkadan yapıyorum. İçinden geçirdim bir tane. Galanın altından. Ve ortadaki yeşilin arasından geçirerek düğümümü attım. Bu şekilde olacak galalarımız. Kolay gelsin bayanlar.